Selamünaleyküm sevgili dostlarım. Bir videoda daha sizlerle beraber olmanın mutluluğu, sevinci, tabii ki de heyecanı içerisindeyim. İnşallah iyisinizdir. Keyfiniz, saatiniz yerindedir ve İstemenin Esrarı Muhammed Bozdağ'ın eserini aktarmaya devam ediyorum. Bu bölümde zulümden kaçınmayanlar. Yani eğer birisine zulüm ederseniz daha zalim birine rastlarsınız. Bu yüzden zulüm yok. Yasak. Ne zulüm ne de zalimlik yok. Evet sevgili dostlarım, okumaya devam ediyorum ve diyoruz ki zulüm ve başkasının hakkına tecavüz isteklerin reddinin önemli sebeplerindendir. Hayatımızdaki küçük büyük tüm zulümleri yok etmezsek reddediliriz. Başımıza yönelebilecek en büyük belalar başkalarının haklarına yapacağımız saldırılardan kaynaklanır. Dünya asla haksızlıkların, adaletsizliklerin sahiplerine, hırsızlara ve tecavüzcülere huzur yüzü göstermeyecektir. Zalimlerin kalıcı başarıya ulaşmaları imkansızdır. Zalimleri felaketler bekliyor fakat zalimler bunun farkında değiller ve uzun yaşayacaklarını sanıyorlar. Yangınlarda, salgınlarda, kavgalarda, kan davalarında, öldürüp yaralamalarda neredeyse zalimlerin ve zulümlerin parmak izlerini okuyacaksınız. Çocuklarını dövüp duran bir babanın gecenin birinde evine cesedi geliyor. Gençliklerini zavallı kedilere işkence etmekle geçiren bazı gençler sonunda aralarından birini taptıkları şeytana kurban ediyor. Sonra bir lise öğretmeninin hikayesi. Ailesinden uzakta yatılı okuyan yalnız bir öğrenciye asılsız bir iftiranın etkisinde kalarak haksız yere zayıf not veriyor. 6 ay sonra öğretmenin tayini ülkenin uzak illerinden birine çıkıyor. Bir delikanlı beğendiği genç bayana aşkını iyi niyetle ifade ediyor. Delikanlıya önce ümit veren bayan, daha sonra anne babasının doğduğu şehri beğenmediğini ileri sürüyor. Ben senin doğduğun ilçeye gelin gidemem diyor. Daha da kötüsü delikanlının doğduğu şehirle alay ediyor. Yıllar geçiyor, genç beyan okulundan mezun oluyor. Küçümsediği ilçenin iline memur olarak tayin ediliyor. Bir süre sonra tayinini oradan alıyor. Birkaç yıl sonra bu kez delikanlının doğduğu ilçeye tayin oluyor. Üstelik o ilçeden bir evlilik yapıyor ve artık oraya yerleşmek zorunda kalıyor. Dünya zulmeden acımasız kalplere huzur yüzü göstermeyecektir. Zulmetmek musibetlerin kapısını açmaktır ve zulme uğramayı hak etmektir. Hangi inançtan olurlarsa olsunlar, zulme uğrayan insanlarla evrenin sahibi arasında hiçbir perde yoktur. İnsan hakkı söz konusu olduğunda evrenin sahibi insanlar arasında inanç ayrımı yapmaz. Herkesin ve her canlının hakkı azizdir ve kimse hak gasp ederek huzur bulamayacaktır. Huzursuz toplumların yaptıklarına bakar mısınız? Huzursuzlar çünkü kendilerini zulümlerden arındırmıyorlar. İnsanlar görev ve sorumluluklarını yerine getirmiyorlar. Bir çalışan müdürlerinin aralarında adaletsizlik yaptığını, haksız yere ezildiğini söylüyor. Sonra kendisi müdür olunca emrindekileri ezmeye başlıyor. Böyle insanların dualarını alacakları karşılık peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu mesajında gizlidir. Zulme uğradığı halde kendisi de başkasına zulmedenin duasını kabul etmemeye Allah kesin karar vermiştir. Zulüm sadece insanların bedenlerine işkence yapmaktan ibaret değildir. Zulüm yalnızca bir ülkenin topraklarına tankla topla girme, çocuklarına siper olan annelerin vücutlarını havaya uçurmak değildir. Zulüm her türlü haksızlıktır. İşlenen suçlara verilen cezaların, mazlumların vicdanlarını tatbir edememesi de zulümdür. Adaletin geç tecelli etmesi zulümdür. Trafikte düzenli seyreden sürücüyü sıkıştırmak, kuralları hiçe sayarak başkalarını strese sokmak zulümdür. Başkasına ait bir hakkı siyasi taraftarlıklar yoluyla haksız yere elde etmek zulümdür. Gizli bir kusuru açığa çıkarmak, bir iftira atmak veya bir dedikodunun yayılmasına neden olmak
zulümdür. Zulmü durdurmayan bir toplumun içerisinde huzur bulamayız. Cinayetler cinayetleri kovalar ve insanlar topyekun ruh hastası olup çıkar. Uğrayacağımız haksızlıkların çoğu yol açtığımız haksızlıklardan doğacaktır. Bakımlarından sorumlu olduklarımızı ihmal edemeyiz. Bir kadın bir kediyi bağlayıp ölünceye kadar bir şey yedirmediği, yabani canlılardan yemesine de izin vermediği için cehenneme girmiştir. Akvaryumumuzda aç unuttuğumuz balıklardan, salonumuzda sulamayı ihmal ettiğimiz çiçeklerden ve yükümlülüğünü üstlendiğimiz her şeyden sorumluyuz. Dehşetli bir zulüm atmosferinde yaşamak zorundaysak, zulmetmekten kaçarak, zulme uğramaktan kurtulamıyorsak durumumuz gerçekten acıklı olacaktır. Bu yüzden peygamberin şu duasını tekrarlayabiliriz. Allah'ım, zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan kaçınmayanlar başaracaklarını sanarak boş hayaller kuruyorlardır. Neredeyse bütün banka soyguncuları ya gizlendikleri yerlerde adalet kurşunlarıyla teslim alındılar ya da ömürlerini zindanlarda geçirmek zorunda kaldılar. Bizim için asıl felaket zulümlere duyarsız kaldığımızda doğacaktır. Zulümlere duyarsız insanlar da zulümlere ortaktırlar ve dualarının kabul edilmesini bekleyemezler. Mazlumlar köşelerinde kırılmış gönüllerle gözyaşları dökerken ilgisiz insanların nefisleri için bir şeyler istemeye cüret etmeleri de neyin nesi oluyor? Ölçümüz şu cümlede saklıdır. Zulmedenlere en küçük bir eğilim dahi göstermeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Hakkını gasp ettiğimiz insanlar varsa tespit edebiliriz. Sonra da tek tek geçmişimizi temizlemenin planlarını yapabiliriz. Parçası olduğumuz toplumun zulmü hafife alması bizim de hafife almamızı gerektirmiyor. Kimse bedel ödemekten muaf değildir. İstediğimiz başarı değil midir? Mazlumların tarafında olan yaratıcının tarafına geçmeyecek miyiz? Hangi vicdan zulmü hoş karşılayan kalbe yardımcı olmak ister? Her şeye kötülük yapan insanın duaları nasıl kabul edilsin? Üstün ve güçlü olmamız gasp etmemizi meşrulaştırmaz. Gücümüz eşimizin ezile korka bize hizmet etmesinin sebebi olamaz. Başkalarına yaptıklarımız sadece kendimiz için izin verebileceğimiz şeyler olmalıdır. Bizim için ayıp ve saygısızlık olan çevremizdekiler için de ayıptır ve saygısızlıktır. Haksızlık yapmaktan kaçınmayı başarsa da çoğunluğun hataları yüzünden haksızlığa uğrayabiliriz. Elbette haksızlığa uğramak acı vericidir fakat haksızlık yapmak haksızlığa uğramaktan çok daha dehşetli sonuçlar doğuracaktır. Bize düşen zalimden de, zulümden de kaçarak evrenin sahibine yakınlaşmanın yollarını aramaktır. Böylece dualarımızın ve isteklerimizin gerçekleştirilmesini dilemektir. Oldu bile, oldu bile, oldu bile, öyle olsun. Evet sevgili dostlarım, bu bölümün de sonuna geldim. Paylaştığınız, beğendiğiniz ve yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selam, sevgi ve dualarımla. İyi ki varsınız.